Gençler selamlar. Kampımızda problemler kısmında yüzde problemlerine kalmıştık dilerseniz. Ve hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, yüzde problemlerinin ilk örneğine bakalım arkadaşlar. Diyor ki bize, bir sayının %72'si ile %67'si arasındaki fark 11'se. Şimdi ben o sayıya 100k dersem %72'si 72k yapar, %67'si de 67k yapar. İkisinin arasındaki fark normalde 5k ama soru bize demiş ki bu 11'dir. Hayda hocam, k tam gelmiyor. Gelmesin, beni o ilgilendirmiyor. Beni şu ilgilendiriyor, bana %35'ini sormuş. Yani bu 100k'nın 35k'sını sormuş. Şimdi sen diyeceksin ki hocam 5k'sı 11 ise bakıyorsun buraya 7 katı. O zaman bunun da 7 katıdır arkadaşlar cevap. Yani cevabımız 77'dir diyeceğiz. Devam ediyorum ikinci örneğimle. Bir karenin kenar uzunluklarının her biri %30 oranında artarsa alanı yüzde kaç artar diye sorulmuş. Bir tane karemiz varmış arkadaşlar. Bu karenin ben bir kenarına 10k ve 10k diyeceğim. Alanı ne olur arkadaşlar? 100k kare olmuş olur. Şimdi ben bu karenin birer kenar uzunluklarını %30 arttırıyorum. Onu %30 arttırırsanız bir kenar 13k ve 13k olacaktır. Ve alanımız da 169k kare olacaktır. Bu bize direkt cevabı verir. Nasıl? Bakın bize ne demiş? Yüzde kaç artar alanı? Alan 100 iken 69 arttığına göre demek ki %69 artmıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız da budur diyebilirim. Üçüncü örneğimiz 80 kişilik bir topluluğun 80 kişilik bir topluluğun %60'ı kadındır. Şimdi %60'ını nasıl buluyordunuz? 60 bölü %'ye çarpıyordunuz, doğru mu? Şimdi bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Sıfırlar gitti, 2 sıfır gitti, 6 kere 8'den 48 diyebilirsiniz. Ya da şöyle yaparsınız arkadaşlar. 80'in %60'ı kolay yoldan nasıl bulunur? Şimdi 60'taki 0'ı zaten sildiğini hayal ediyorsun. Bir 0 gitti. 80'deki 0'ı da zaten silecektin az önce yüzde sadeleştirdiğimiz için. 6 kere 8. Yani sen 6 ile şuradaki 8'i çarpabilirsin. Şuradaki 6 ile buradaki 8'i çarpıp demek ki 48k kadın diyebilirsin. Hatta k'ya gerek yok çünkü zaten 80 kişiydi. 48 kadın varmış arkadaşlar bu toplulukta. Ve %60'ı kadınsa tabii geri kalan kişiler yani 32 kişi de erkektir. Bu 32 yerine şunu da bulabilirsin. %60'ı kadınsa %40'ı da erkektir dersin. Bunun %40'ı da 4 kere 8'den 32 gelir zaten. Erkek sayısı kadın sayısından ne kadar azdır diye sormuş. 48'den 32'yi çıkarırsanız cevabı bulursunuz. Cevap 16 olacaktı. Dördüncü örneğimiz. Buğdaydan ağırlığının %20'si kadar un, undan da ağırlığının %330'u kadar kek yapılabiliyor. Buna göre 2,31 kilogram kek yapabilmek için kaç kilogram buğday gereklidir diye sorulmuş. Şimdi x kilogram buğday gereksin. Bu buğdayın ağırlığı önce %20'sine düşüyor. %20'si kadar un elde ediyoruz. Dolayısıyla neyle çarpmamız lazım? 2 bölü 10 ile çarpmamız lazım arkadaşlar. %20'si kadar un elde ediliyor. Bu şekilde unu elde ettik. Bu undan da ağırlığının %330'u kadar. 330 bölü 100 diyorum arkadaşlarım. Bu kadar kek yapılıyor ve bu kek 2.31 kilogram yapmış. Pekala, bize x soruluyor. Çünkü kaç kilogram buğday gereklidir diye sorulmuş. Ben de x kilogram buğday gerekli diye yola çıkmıştım. O halde arkadaşlar şu 10 ile şu 0 bir gitsin. Daha sonrasında 33'ü 11'e böldüm. 3 geldi. Karşı tarafta bakın 2.31 var. Bölmeden önce şunu yapalım. Şu 100 ile şunu bir çarpalım şöyle. Şimdi bunu da tabii silmiş oluyoruz buradan. Yüzde bunun çarpımında 231 gelecektir. Şimdi şunu 11'e böldüm 3. Bir de bu tarafı bölüyorum 11'e. Kaç yapar arkadaşlarım? 21 yapar. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 7. Şimdi x eşittir. Bak burada sadece 7 kaldı. Burada sadece 2 vardı. 2 çarpım durumda karşıya geçerse nasıl geçer? Bölüm olarak geçer. 7 bölü 2 de 3,5'un ta kendisidir. Demek ki 3,5 kilogram ne gerekiyormuş arkadaşlarım? Buğday gerekiyormuş diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum 5. örneğimle. Aşağıda bir bilgisayarın A sürücüsünden B sürücüsüne kopyalanan, A'dan B'ye kopyalanan bir dosyanın kopyalama sürecine dair bilgi ekranı verilmiş.
Bu bilgisayarda kopyalama işlemi yapılırken herhangi bir internet tarayıcısı açıldığında kopyalama hızı yarıya düşmekte. Şimdi mesela şöyle %28'inin kopyalandığını görüyoruz biz. Kalan süre 12 dakikaymış. Tamam mı? Ve kopyalama işlemi yapılırken arkadaşlarım herhangi bir internet tarayıcısı açtığımız zaman bu kopyalama tabi bilgisayarın işlemcisine yük bindiği için kopyalama hızı yarıya düşüyor. Tamam. Kopyalama sürecinin başından şekildeki bilgi ekranında gösterilen görüntü oluşana kadar bilgisayarda sadece ama sadece kopyalama işlemi yapılmış. Bu andan sonra 16 dakika boyunca da internet tarayıcısında çalışılmış ve tarayıcı kapatılmış 16 dakikanın sonunda. İnternet tarayıcısı kapatıldığı anda dosyanın yüzde kaçlık kısmı kopyalanmıştır diye soruluyor. Şimdi bakın iyi dinliyorsunuz. İyi dinliyorsunuz. Gençler ben %28'e kadar gelindikten sonra bir internet tarayıcısı açıyorum. İnternet tarayıcısı benim hızımı yarıya düşürüyor. Dolayısıyla kalan dakikayı iki katına çıkarır. Yani internet tarayıcısını açtığın an burada artık 12 değil 24 dakika yazıyordur. Ve sevgili arkadaşlarım bu da ne demek oluyor? %28'i kopyalanmış ya zaten. %72 kalmıştı. %72'sini 24 dakikada kopyalayacak demek bu. Şimdi %72'sini 24 dakikada kopyalıyorsa 16 dakika boyunca internet tarayıcısı açık kalmış ya ve bu şekilde kopyalamaya devam edilmiş düşük hızda. Şimdi acaba yüzde kaçını kopyalayabilir 16 dakikada? Bunu öğreneceğiz. Çünkü 24 dakikada %72'sini kopyalıyorsa 16 dakikada yüzde kaçını? Bak 72 24'ün 3 katıdır. Demek ki o zaman 16'nın 3 katı olan %48'ini kopyalayacaktır derim ben. Tamam mı? Şimdi zaten %28'i kopyalanmıştı. %28'i kopyalanmıştı. %48'i daha kopyalanmış olacak. İkisini toplayacaksınız arkadaşlarım ve bu şekilde %76'sı kopyalanmıştır diyebiliriz. Bize neyi sormuştu? Kapatıldığı anda dosyanın yüzde kaçlık kısmı kopyalanmıştır? %76'lık kısmı kopyalanmıştır diyeceğiz sevgili gençler. Örnek 6. Akif, Buğra ve Didem. 3 kişi var. Birbirlerine olan alacak verecekleri hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiş. Akif cebindeki paranın %40'ı kadarını Buğra'ya borçluymuş. Şimdi o zaman Akif'in parası 100K olsun. Buğra'nın 100K olmasın, 100A olsun. Tamam mı? 100A olsun. Buğra'nın parası 100B olsun. Ve Didem'in parası da 100D olsun. Kabul mü? Akif cebindeki paranın %40'ı kadarını Buğra'ya borçluysa demek ki Akif Buğra'ya ne kadar vermesi gerekiyor? 40A kadar para vermesi gerekiyor. Buğra cebindeki paranın %10'u kadarını Didem'e borçluysa demek ki Buğra Didem'e 10B kadar para verecek, %10'u kadar. Ve Didem de Akif'e sevgili arkadaşlarım cebindeki paranın %25'i kadarını Akif'e borçlu ise demek ki bu da 25D'sini buna verecek. Herkes bu borçlarını birbirine ödedikten sonra ödediğinde Buğra ve Didem'in cebindeki para miktarı değişmemiş. Yani bunun ve bunun parası cebinde aynı olarak kalmış. Akif'in cebindeki paranın değişimi yüzde kaçtır? Şimdi Akif soruluyor ya bize. Buğra'ya gelen para 40A. Buğra'dan giden para 10B. O zaman bunlar birbirine eşit olmalı ki ancak o şekilde Buğra'nın cebindeki para değişmesin. Aynı şekilde Didem'e gelen para 10B ve 10B'de arkadaşlarım Didem'den giden paraya yani 25D'ye eşit olmak zorunda. Dolaylı yoldan 40A'nın 25D'ye eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani Akif'in cebinden çıkan parayla Akif'in cebine giren paranın da birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Peki Buğra'yla Didem'in paraları değişmiyorsa Akif'inki değişir mi? Değişmez. Niye? Çünkü Akif'in cebinden 40A kadar para çıktı ama Akif'in cebine 25D para girmişti. Bunların birbirine eşit olduğunu gördük. Demek ki Akif'in cebindeki para da değişmiyor. O zaman Akif'in cebindeki paranın değişimi yüzdesi kaçtır? Değişmiyorsa %0 miktarında değişmiştir sevgili arkadaşlarım deriz. Dolayısıyla cevabımız da bu olur. Şimdi bitirdik ilk sayfamızı, geçtik ikinci sayfaya. Örnek 7. Bir ürüne etiket fiyatı üzerinden birinci gün %20 zam,
İkinci gün %30 ve üçüncü gün %20 indirim yapılmış. İlk iki gün zam yapılıyor. Üçüncü gün indirime gidiliyor. Uygulanmıştır. Son durumda ürünün etiket fiyatı 624 lira olduğuna göre ikinci zam uygulanmadan hemen önce ürünün etiket fiyatı kaç liradır? Şimdi birinci, ikinci zam uygulanmadan hemen önce diyor, yani şu arada diyor. Bu arada bizim ürünümüzün fiyatı X olsun arkadaşlar. Tamam, yani %20 zam uygulanmış hali X olsun. Pekala, bu X'e %30 zam uygulanmış. %30 zam uygulamak demek fiyatın 130 bölü 100 katına çıkmış olması demektir. Şu an bu şuradaki fiyat arkadaşlarım. X çarpı 130 bölü 100 buradaki fiyat. Ve daha sonrasında %20 indirim uygulanacakmış. %20 düşürürsen sen yüzden fiyat 80 bölü 100'üne kadar düşecektir. Ve son durumda ürünün fiyatı da 624 TL olduğu söylenmiş bize. Şimdi bakın, 0, 0, 0, 0 gitti. Üstten 2 0, alttan 2 0'ı sildik. Sonra ne yapacağız? Şunu yapabiliriz. 8'i 4'e böldüm, 2 derim. 624'ü şimdi 4'e böleceğim. 6'nın içinde 4 bir defa, 22'nin içinde 5 defa, 24'ün içerisinde 6 defa. 156 geldi. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 78 oldu. 13'e böldüm, 13'e böldüm, 6 oldu. Demek ki x eşittir. Şu 100 ile karşı taraftaki 6'yı çarparsanız 600 yapar arkadaşlar. Biz zaten x olsun demiştik İkinci zam uygulanmadan hemen önceki fiyata. Ki biz zaten x'i bulduk şu an. Cevabımız 600 olacakmış deriz. 8. örnek. Bir yayın evinin deposundaki kitapların 2 bölü 5'i %20 karla, 1 bölü 3'ü %10, kalanın 1 bölü 3'ü %10 karla, geriye kalanlar ise %30 zararla satılırsa bu yayın evinin tüm kitaplardaki kar zarar durumu nedir diye sorulmuş. Şimdi ben diyorum ki yayın evinin deposunda arkadaşlarım 10K tane kitap olsun. 10K kitap var. Şimdi hatta 10 tane kitap var diyelim. K'ya gerek yok. Zaten eninde sonunda gidecek. 10 tane kitap var. Ben bu 10 tane kitabın 2 bölü 5'ini düşüneceğim. 10 çarpı 2 bölü 5 dedik. 5'e böldünüz. 2, 2 ile çarptınız 4. Bakın, 4 tane kitabı %20 karla satmış. Her kitabın da 10 lira olduğunu düşünelim. 10 kitap 10 lira. Toplamda bu yayın evine, bu ürünlerin, bu kitapların maliyeti 100 liradır arkadaşlarım o halde, tamam mı? Şimdi geçtik şu kısma. Bakın, bunlardan 4 tanesini %20 karla satıyor. 10 liranın %20 karlı hali 12 liradır. Dolayısıyla 4 kere 12'den 48 lira buradan gelir elde ediyor. Sonra geriye kalanlar ise %30, pardon özür dilerim. Geriye kalanların 1 bölü 3'ü %10 karla. Şimdi 4 tane kitabı sattık, geriye kaldı 10 tane kitap vardı, 6 tane kitap kaldı. Bu 6 tane kitabın 1 bölü 3'ü, hemen 3'e bölüyorsunuz, 2 tane kitap. 2 tane kitabı %10 karla satıyoruz. Yani 11 liraya satıyoruz ve 22 lira gelir elde ediyoruz. Geriye de 4 tane kitap kalmıştı. 2 tanesini daha sattıktan sonra. Bu 4 tane kitabı da %30 zararla satıyor. 4 kitap, 10 liranın %30'u 3'tür. Dolayısıyla 7 liraya satıyormuş 3 lira zarar ediyorsa. 4 kere 7'den de 28 lira da buradan gelir elde etmişiz. Şimdi ben bunları toplayacağım. 28, 22 daha arkadaşlarım 50 yapar. 50, 48 daha 98 lira yapar. Şimdi bu yayın evi totalde 100 liraya aldığı ürünleri totalde 98 liraya satmış. Ne kadar bir zararı var? %2 lira zararı var arkadaşlarım. Bize neyi sormuş? Bu yayın evinin tüm kitaplardaki kar zarar durumu. O zaman ne diyorum? %2 zararlıdır yayın evi diyeceğiz sevgili gençler. 9. örneğimiz. Bir firma X liraya aldığı, X liraya ürettiği bir ürünü Y liraya satıyor. Şimdi alış diyelim, üretim X lira. Satış sevgili arkadaşlarım, yani maliyet X lira, satış ise Y lira. X ile Y arasında şöyle bir de bağıntı varmış, tamam mı? 13 X eksi 8 Y eşittir 78 gibi de bir bağıntı varmış. Firma bu ürünlerden %30 kar elde etmek istiyorsa
ürünlerin üretim maliyeti kaç lira olmalıdır? Yani x kaç olmalıdır diye sorulmuş bize. Şimdi ben diyorum ki x 10k olsun. %30 kar etmek istiyorsa doğal olarak 13k'ya satmak zorunda. Yani x 10'sa o zaman y 13'tür diyeceğim. X 10'sa arkadaşlarım 10k ise yerine yazacağız. 13 çarpı 10k eksi 8 çarpı 13k eşittir 78 deyip buradan k'yı bulacaksınız. Şu kısım 130k yapar. Eksi 8 kere 13 sevgili arkadaşlarım 80 artı 24'ten 104k yapar. Eşittir 78 dediniz. Buradan 26k eşittir 78 ve buradan da k eşittir 3 gelir. Şimdi k 3 ise bizim bu ürünleri sevgili arkadaşlarım, ürünlerin üretim maliyeti kaç olmalıdır diye sorulmuştu ya. Şimdi x liraydı. X neydi arkadaşlar? 10k idi değil mi? 10k. Peki o zaman bize ne sorulmuş? 10k sorulmuş. K kaçtı? 3'tü. Demek ki 10 çarpı 3'ten cevap ne olacak? Üretim maliyeti 30 olmalı diyeceğiz. Cevabımız da bu olacak. Evet, güzel soruydu. Devam ediyorum 10. sorumla sağ üst tarafta. Belli sayıda kişiden oluşan bir gruptan elif ayrıldığında grubun yaş ortalaması %10 oranında artıyor. Peki eyvallah. Şimdi elif ayrıldığında yaş ortalaması %10 oranında artmış. Bu kısmı okuduk, irdeledik, anladık. Elif'in yaşı içinde bulunduğu grubun yaş ortalamasının %70'ine eşitse elif ayrıldıktan sonra grup kaç kişi kalmıştır diye soruluyor. Şimdi ben diyorum ki elif varken elifle beraber grup x kişi. Tamam mı? Bu x kişinin ortalaması da yaş ortalaması diyorum 10k olsun. Şimdi bu grubun yaşları toplamı x çarpı 10k yapar. Ve Elif gruptan ayrılmış arkadaşlarım. Elif grubun yaş ortalamasının, Elif'in yaşı grubun yaş ortalamasının %70'ine eşitse, bunun %70'i 7k'dır, demek ki Elif'in yaşı da bu. Elif 7k yaşında. Şimdi x çarpı 10k grubun yaşları toplamıydı. Elif ayrıldı. Demek ki 7k'sı gitti. Ve artık grupta kaç kişi kaldı? X eksi 1 kişi kaldı Elif'ten sonra. Ve yeni yaş ortalamamız ise %10 artmış. Önceki 10k'ydı. Bunu %10 artırırsan ne olur? 11k olur. İşte mükemmel bir denklem kurduk. İçler dışlar çarpımı yapacağız şimdi. X çarpı 10k eksi 7k eşittir x çarpı 11k eksi 11k dedim. Şimdi x çarpı 10k'yı bu tarafa atarsanız xk kalır. Eksi 11k'yı bu tarafa atarsanız artı 11k diye geçer ve 4k olur. Şimdi k'lar da giderse x eşittir kaçtır? 4. Şimdi ne demiş? Elif ayrıldıktan sonra grup kaç kişi? Elif ayrılmadan önce x kişiydi. Yani 4 kişiymiş. Elif ayrılmadan önce 4 kişiyse Elif ayrılınca 3 kişi kalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarım cevabımız ne olacak? 3 olacak diyebiliriz. O 3 harici her şeye benziyor. Yana yatık kalp çizdim arkadaşlar size. Şu an farkında olmadan bakın mükemmel bir kalp oldu. Yok mükemmel değilmiş yani. Dibine girince işler değişiyormuş. Onu 3 yapalım arkadaşlar, tamam mı? Siz yana yatık kalp çizmeyin. İşiniz gücünüz gönül işlerinde olmasın. İşiniz gücünüz değil de tabii hani bu yaşlarda bazen böyle gönül işleri falan olabilir ama yapmayın, tamam mı böyle şeyler? Yani çok klişedir böyle, hani büyükleriniz hep der ama arkadaşlar bizler zararını görmesek size demeyiz herhalde değil mi? Yani o yüzden arkadaşlar öyle gönül işinde mönül işinde gözünüz olmasın. İşiniz gücünüz bu sene ders olsun. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Vallahi bak o zaman hani sen üniversiteyi kazan, böyle istediğin bölümleri kazan, hayatın istediğin gibi işte o zaman her şey istediğin gibi gitmeye başlayacak. Tamam mı? Gönül işin de istediğin gibi gidecek. O zaman her şey ayağına serilecek, merak etme. Aşağıda iki ayrı firmanın sattığı konutlara uyguladıkları indirimi duyurdukları reklam panoları gösterilmiş. Peki. Şimdi Göksu konutları var. Bizim şurada. Bir de Mogan konutları var. İkisi de göle komşu arkadaşlar. Peki. Diyor ki Göksu konutlarındaki bir dairenin fiyatı Mogan konutlarındaki bir dairenin fiyatından %50 fazla. Yani ben Göksu konutlarındaki bir dairenin fiyatına 150k dersem Mogan konutlarındaki bir dairenin fiyatı 100k olacaktır. Ki şunun %50'si yani yarısı 50k'dır. Bakın bu da 50k daha pahalı sonuç olarak. Tamam. Pekala. Semih
Göksu konutlarından bir tane daire almış. Hayırlı uğurlu olsun. Ceren de Mogan konutlarından bir daire satın almışlar. Semih'in ödediği tutar, Ceren'in ödediği tutardan 180 bin lira fazla olduğuna göre iki kişinin aldıkları dairelerin fiyatları toplamı nedir diye sormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlarım. Semih 150 K'lık daireye %20 artı %20 indirim uygulatmış. Yani %20 artı %20 %40 yapmıyor, aklında bulunsun. Önce %20 düşüreceğiz biz bunu. 150K'yı ben %20 düşürürsem bu 8 bölü 10'una düşüyordur fiyat. Çarpı bu fiyatın üzerine de bir %20 indirim yapılıyor. Yani bir 8 bölü 10 daha düşecek, tamam mı? Şimdi şu sıfırla şu sıfır bir gitsin. Daha sonrasında 15'i 5'e böldüm 3, 10'u 5'e böldüm 2, 2'yi 2'ye böldüm 8'i 2'ye böldüm 4. 3 kere 8 24, 24 kere 4 de 96K. Bak, Semih'in dairesinin fiyatı 96K'ya düşmüş. Tamam. Şimdi geçtik Ceren'e. Nereye gittik ya? Dur. Sakin ol reis. Heh. Şimdi Mogan konutları da %40 indirimli satılıyor. Evet, bu kolay. 100K'ya %40 indirim uygularsan bu dairede 60K'ya düşmüş. Şimdi Semih'in ödediği tutar bu. Ceren'in ödediği tutar bu. Semih Ceren'den ne kadar K fazla para ödemiş? 36K'dan 60K'ya çıkarırsan, pardon, 96K'dan 60K'ya çıkarırsan 36K yapacaktır. Ve bu 36K arkadaşlar 180 bin TL'ye eşitmiş. Tamam. Şimdi 18'e bölün, direkt burası 1 olsun. 18'e bölün 2K olsun. 2K eşittir 10 bin oldu. Hocam öyle bölme işlemi yapılır mı? Vallahi yapılır ya. Ne yapalım, yapılır yani. Müsait. Müsait olmasa yapamayız. Peki 2K 10.000 ise K kaçtır? 5.000'dir. Şimdi ne demiş biliyor musunuz bize? İki kişinin aldıkları dairelerin fiyatları toplamı kaçtır? Şimdi ne kadar aldılar bunlar? 96K artı 60K'dan 156K'ya mı aldılar? 156K'ya aldılar. Peki K kaçtı? 5.000 liraydı. Yani biz artık 156 ile 5.000'i çarpacağız. Peki 5 ile çarpıp sonuna 3 sıfır ekleyebilir miyiz? Evet, ekleyebilirsin. Burnumun ucu kaşınıyor. Yalan mı söylüyorum acaba? Vallahi yalan söylemiyorum. 5 kere 156. 750 artı 30'dan 780 yapar. Sonuna da 3 tane sıfır ekliyoruz. 780 bin TL'ye bunlar birer daire almışlar. Yani bu fiyata Göksu konutlarından, Göksu civarından konut alınır mı? Alınmaz arkadaşlar. Bir ev olmuş 6-7 milyon. Yani zor fiyatlar. Ne yapacaksın? Bankadan bunu kredi çeksen aylık ödemesi 30-40 bin lira çıkar yani. Belki daha fazla. Neyse, devam. Aylık 30-40 bin lira verip ev alan da vardır. Ulan aylık 30 bin lira, 40 bin lira verebilecek kapasiteye sahipsen neden bankadan kredi ev alırsın diye, ama ticaret işte. Biz ticaret erbabı olmadığımız için adam onu mutlaka bir şekilde yediriyordur ya. Yani onun o işten bile karı vardır yani. 12. arkadaşlarım ve son sorumuz. Konu para olunca insanın konuşası geliyor. Bir okulda grip salgını başlamış ve öğrenciler hastalanmaya başlamışlar. İlk hafta okuldaki öğrencilerin %20'si bu hastalıktan etkilenmiş. Şimdi okulda 100K kişi var diyelim. İlk hafta %20'si etkilenmiş. Yani 20K'sı hastalanmış arkadaşlar. O zaman 80K'sı sağlıklı. Şimdi şu taraf hastalık, bu taraf yani grip salgınına bulaşmış olanlar olsun. Hatta şöyle yapalım ya, belki güzel olur. Şöyle yapalım mı? Üst taraf hastalananlar, alt taraf sağlıklı olanlar diye. Diğer öğrenciler sağlıklı kalmışlar. Yani şunlar. Bir sonraki hafta hasta öğrencilerin %40'ı iyileşmiş. Şimdi 20'nin %40'ı. Hemen 4 kere 2'den 8 olduğunu gördüm. 8 tanesi iyileşmiş arkadaşlar. 8 tanesini bu tarafa geçirdim. Ama 12K'sı hala hasta. Doğru mu? Hastalanmayan, bir önceki hafta hastalanmayan öğrencilerin de %30'u hastalanmış. Yani arkadaşlarım bu 80K'nın hop %30'u. 3 kere 8'den 24K diyeceksin. Ama geri kalanı hala sağlıklı. 24 çıkardın, 56'sı hala sağlıklı. Şimdi bize diyor ki buna göre ikinci haftada okuldaki sağlıklı öğrencilerin sayısının, ki okuldaki sağlıklı öğrencilerin sayısı şu ve şudur. Çünkü şunlara işlem uyguladık artık, onlar yok. Toplam 64K sağlıklı vardır. 36K grip öğrenci vardır. Diyor ki okuldaki sağlıklı öğrencilerin sayısının okul mevcuduna oranı
Şimdi okuldaki sağlıklı öğrenciler 64K'ydı. 64'ün 100'e oranı sorulmuş bize. İkisini de 4'e bölerseniz arkadaşlarım 16 bölü 25'i bulursunuz. Doğru cevabımız oran dediği için. Bu yüzdesini sormuş olsaydı zaten direkt %64 diyecektik arkadaşlar. Evet, 12. sorumuzu da çözdük 133. sayfamızda. Ve artık bu konuyu da noktalıyoruz. Bir diğer videomuzda karışım problemlerinde görüşeceğiz arkadaşlar. Karışım problemlerinde görüşünceye dek de hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.